Fayda, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma. Mustafa Uslu gerçek hayat hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Bu sefer 1915 yılında Avustralya'dayız. Çanakkale Savaşı başlamadan hemen önceki dönemlerde Broken Hill diye bir kasabadayız. Filmin adı Türk İşi Dondurma. Oradaki iki Türk'ün hikayesini anlatıyor. Evet, senden başlayalım Kadir. Benden başlayalım. Nereden başlasam, nasıl anlatsam. Ya Mustafa Uslu'nun zamanda yolculuğu devam ediyor. Bu zamanda yolculukta, yani Ayla'yla Müslüm'de çok başarılıydı. Çiçero pek beklediği gibi olmadı. Türk İşi Dondurma'nın bir Ayla olur mu bilmiyorum ama Türk İşi Dondurma'nın da gişede şansının fazla olduğunu düşünüyorum. Anlattığı öykü itibariyle, oyuncular, prodüksiyon kalitesi, yani bizim Yeşilçam standartlarının üzerinde bir prodüksiyon kalitesi var filmin. Kesinlikle kurulan, çok iyi yani. Kurulan, görüntü yönetimi evet. Çok iyi. Kurgusunda zaten Mustafa Tıraşova çok ustalıklı. O konularda hiç, yani teknik evet. Olarak filmde çok bir şeyimiz yok. Belki ben kostümleri biraz daha, sen de söyledin onu, kostümler, dekorlar biraz daha yıpranmış olsaydı, yani, biraz daha o eskiliği anlatsaydı. Yoksa güzel, onu da yapıyorlar. Yani bazı kostümler gıcır gıcır, mesela bazı filmlerde gıcır gıcır durur. Çok daha kötü, rahatsız edici durur. Şimdi o da var ama belki birazcık daha belki yapılabilir. Bazı sahnelerde şeyle yabancılaşma oldu bende. Yani kasabanın, mesela o kamera yukarıdan, o çatılardan inerken o kadar tertemiz, daha yeni yapılmış, evet. Sıfır bir kasaba gibi. Zaten, evet. İşte kıyafetler böyle bir tiyatro sahnesinin kostümleri gibi. Bazı yerlerde öyle bir yabancılaşma oldu filmle alakalı. Ama onun dışında dediğim gibi, yani teknik olarak çok fazla bir şey söylersek bizim standartlarımızda doğru olmaz. Yani o orada film sınıfı geçiyor. Teknik olarak sınıfı geçiyor da sinema sadece teknik değil. Hikaye, öz, duygu olarak nasıl dersen. Ya ben de çalışmadı film, doğru söylemek gerekirse. Anlatılan öyküyü iyi kötü daha önceden duymuştuk. Bazı köşe yazılarında falan anlatılmıştı bu iki kişinin öyküsü. Fakat işte bu hafta sen de okudun. Bugün yazında da var. Bu yabancı kaynaklarda bize anlatılan gibi olmadığı söyleniyor. Ve bunu da sosyal medyada da gördüm. Yani bu sadece yabancı kaynaklar değil, Türkiye'deki tarih profesörü olduğunu söyleyen bazı sosyal medya hesaplarında da hikayenin böyle olmadığı, filmde anlatılanlardan biraz farklı olduğu, en azından filmin finalinde gördüğümüz o çok küçük, yani spoiler da değil zaten, tarihi olaylar olarak söyleniyor, o tren baskınının böyle yaşanmadığı gibi şeyler var. Evet, ben Mike Dash'in bir yazısını okudum o konuda. Ve sonunda bir kaynakçısı da var. İki kaynakça var, yani iki ana kaynakça var diyelim. Bir, dönemin gazeteleri var. İki, dönemle ilgili yapılmış akademik bir takım araştırmalar var. Ve bu ikisinden kaynak göstererek yazdığı yazıda bambaşka bir hikaye anlatıyor. Ve o hikaye aslında çok sinemasal bir hikaye. Çok sinemasal bir hikaye. O hikayenin içerisinde hakikaten her şey var. Yani ırkçılık var, ayrımcılık var. Orada yaşamaya çalışan iki Afgan'ın böyle giderek bir kıstırılmış bir hayatı var. Ama onun sonunda ne yazık ki pek de gurur duyulmayacak bir eylem var. Bir cinnet haliyle evet. Kadın ve çocukların olduğu bir trene saldırı. Ki bu Avustralya'da falan da hala o kendi tarihleri açısından da en şey terör saldırısı gibi görüp en şey olaylardan birisi evet. Olarak anlatılıyor. Kısaca nedir filmde zaten şeydir, iki tane Osmanlı Avustralya'ya giderler Broken Hill'de. Birisi devesiyle panayırlarda şov yapar, öbürü dondurma satar ve orada bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Fakat tam bu sırada Birinci Dünya Savaşı, İngilizler geliyor, Çanakkale'ye geliyor ve bu iki Osmanlı arkadaş vatan elden gidiyor, biz burada niye duruyoruz diye. Tekrar İstanbul'a, Türkiye'ye dönmek, savaşa katılmak istiyorlar. Bu olmayınca da çeşitli engeller karşılarına çıkınca da... Ama orada çok büyük baskı var, onu söyleyelim. Aynen. Yani İngilizlerin gelmesiyle kasabada çok büyük baskı oluşuyor Türkler üzerinde. Hı. O iki Türk üzerinde. Şimdi öyle bir senaryo yazmışlar ki, yani o senaryoda bir kere çok güçlü bir milliyetçi damar var.
Çünkü çok milliyetçi duygulara sahip karakterler var orada. Yani vatanlarından çok uzakta vatanını savunan insanlar. İşte Şebnem Bozoklu'nun olduğu karakter, Gülsüm karakteri diyor ya, yani bir çocuk vatansız büyüyemez diyor. Ya yani mesela o hani Avustralya'da bile olsak vatanıyla büyümek zorunda diyor mesela. Böyle güçlü bir milliyetçi damar oluşturmuşlar. Fakat bu milliyetçiliği bir böyle anti-militarist bir yaklaşımla da destekliyorlar. Yani böyle dramaturji yaparken senaryo yazarı Gürkan Tanyaç, artık kim ne yaptı bilmiyorum ama öyle bir dramaturji çıkmış ki hem bir milliyetçi damar var hem de böyle barışçı bir damar var. Orada 1915 yılında Blok'un ilk kasabasında güçlü bir kadın hareketi var. Güçlü bir kadın hareketi var İngilizlere karşı çıkan. Ve bu aynı zamanda vali de oradaki bu sivil hareketi biraz destekliyor. Bazı sorunlar karşılaştığı zaman Türklere destek oluyorlar. Türkler içeri girdiği zaman onların dışarı çıkması için bayağı sivil bir hareket var orada. Yani çıkan, ortaya çıkan manzara şu. İngilizler gelmeden önce Avustralyalılarla Türkler arasında hiçbir sorun yok. Gayet iyi geçiniyor. Her şey yolunda gidiyor. Fakat İngilizler geliyor ve işte onlarla hiçbir ilgisi olmayan çok uzak bir yerdeki bir savaş için gencecik askerleri topluyor. Ve toplumu geriyor. Türk düşmanlığını başlatıyor. Hep İngilizler yapıyor bunu. Türk düşmanlığı başlatıyor ve giderek o iki kişi arasında onlar üzerine baskı oluşturuyor. Bunlar da baskı üzerine İngilizlere karşı savaş açıyorlar. Ama resmen gerçekten savaş açıyorlar. Spoilerlı konuşuyoruz. Evet. Gazetede bile çıkıyor hatta. Yani biz size savaş ilan ediyoruz diyorlar. Sonra da gerçekten bir savaş diye görüyoruz. Ya ben yazımda da şunu dedim. Yani aslında her şey Çanakkale Savaşı ile ilgili. Her şey. Filmdeki her şey Çanakkale Savaşı ile ilgili. Yani Mehmet ve Ali zaten isimlerinden belli. Mehmet ve Ali ikisi tam olarak Çanakkale Savaşı'nda kaybettiğimiz şehitleri temsil ediyorlar. Oradaki toparlanan ve gerçekten kendileriyle çok ilgisiz bir savaşa İngiliz emperyalizmi adına katılan bütün Avustralyalılar da burada şehit düşen Anzakları temsil ediyorlar. Ve buradaki tek kötü ve kötülüğün kaynağı da İngiliz ordusu. Oraya gelip yani bir anlamda oradaki barışı bozuyor. Film aslında Çanakkale'den yani çok uzakta Avustralya'da geçen bir Çanakkale Savaşı filmi. Zaten o sondaki tren, tünel geçilmez. Orayı geçirtirsek savaşa giderler. Sünni bile takıyorlar. Evet yani hani o tünel geçilmez hikayesi. Ama işte bütün bu kağıt üzerinde dediğin gibi bir öykü ve hele bir de gerçek bir tarafa bir yere kadar ayağını basan öykü. Perde'de bende çok çalışmadı. Nedir? Neden çalışmadı onu da bilmiyorum. Filmin ilk yarısında özellikle Ali Atay'la Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı karakterlerin arasındaki kimyanın tuttuğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli ikili sahneleri var. Komik. İşte bütün o Anadolu'ya dönme çabası. İşte eşinden bilezikleri alma, deveyle ilgili geçen sahneler falan çok güzeldi. Fakat film gittikçe yani o ton acayip bir yere doğru yükseldi. Yani ve ben orada o İngiliz subayın kötü olarak yazılan karakter de hani o kadar kötü altı çizilerek yazılmış ki ve hiç gerçek değildi. Yani elle tutulur bir tarafı yoktu ve ben bir yerden sonra filmden koptum ya. Çok fazla ya diyelim ki bu olay benzer bir şekilde yaşandığını varsayalım. Yani Mike Dash'in ya da o Smithsonian işte Com'da okuduğum yazı veya işte başka konular. Onların doğru olmadığını varsayalım ama bu film hani onlar bu film yine de bir sahicilik ve gerçekçilik kuramıyor. Onu ben söyleyebilirim yani. Yani beni ya daha ilk başta bir kere o kasabadaki o 1915 yılındaki o kadın hareketi o böyle dostluk bir müsamere gibiydi. Evet, hani kadınların mesela ilk olaya geldikleri sahne falan hani o kadar o ruhundan uzak ki filmin bence benim gördüğüm ya bir müsamere hani biz bir şey yapıyoruz ama biz işin içine her şeyi doldurmuşuz. İşte barışçı olmaya çalışıyorlar. İyi niyetli bir çaba ama o filmi gerçekçilikten uzaklaştırıyor. Çünkü bugün hala çok büyük bir sorun. Yani özellikle de bu kasaba gibi küçük yerlerdeki bu yabancı düşmanlığı çok büyüyor. Gerçekten yani ne kadar küçük. Mesela şehirde biraz daha kaybolup gidebiliyorsun ama kasaba gibi yerlerde ayrımcılık çok büyüyor ve bu kişiler ciddi bir ayrımcılık sıkıntısı çekiyorlar. Yani
O 1915 yılında öyle bir kadın hareketini ancak şehirde görürsün sen. Ya da öyle bir barış hareketini ancak şehirde görebilirsin. Burada bir pasifistler bile var savaşa gitmek istemeyen. Yani bu, onlar çok inandırıcı bir yerde değiller ya, kuramıyorlar. Böyle bütün film bir Çanakkale Savaşı'nın temsili olarak yani. Ama onun neden yaptıklarını biliyorum şimdi. Sen Ayla böyle bu kadar başarılı olursa Ayla'nın duygusunu, Ayla'daki duyguyu burada da bir şekilde veriyorsun. Hani bambaşka hikayeler gerçi. Ama Türkiye'den uzakta, Türkiye'den uzakta bir yerde iki tane vatanlarını savunan insanın hikayesi. Çok da iki tane iyi oyuncu buluyorsun. Oyuncular arasında dediğin gibi çok iyi bir kimya var. Filmin bir komedi tarafı var. Başından sonuna hiç kaybolmuyor. Yani zaten en başarılı tabii, taraf oralarda yükseliyor tabii. Mehmet. Oradan ya yani diyor. Gülümsetiyor. Ali Atay'ın o aksanlı, o Üsküplü dondurmacı karakteri çok sevimli. Erkan Kolçak Köstendil'in kendi içinde öyle hafif arızalı şey falan çok sevimliydi. Yani deveyle olan ilişkisi deveyle. Şebnem Bozoklu'ya da iyi bir Şebnem var, Bozoklu onlara iyi asist ediyor. Gözüktüğü her sahnede evet, o duyguyu veriyor. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Fakat filmin bütünündeki yani işte şey dram olamıyor, dram. Yani gerçekçi bir dram olamıyor. Yani biz bunu ben hep yaşıyoruz. Yani Ayla'da yaşadık, Cicero'da yaşadık, tamam mı? Yani bu dram olamıyor, melodram oluyor yani. Yani bu melodram da değil, burada komedi de var. Ama Fahir Atakoğlu'nun müziğiyle birlikte özellikle final bölümünde giderek yükselen bir yani duygusallık var. Müthiş bir duygusallık var. Bana biraz şey gibi geldi Mehmet ya, sen daha şey yaparsın da Can Ulakay da sanırım bu tarafa doğru gidiyor. Yani bir yönetmen olarak kariyerinde bu bildiğim kadarıyla Müslüm'de bir sonradan bir yardımcı bazı sahneler çekmişti. İkinci filmi herhalde Ayla'dan sonra. Evet. Biraz Mustafa Uslu'yla olan birlikteliğinden de kaynaklanan. Ben hani ne kadar doğru bir ifade olacak ama sanki bizim sinemamızın Michael Bay'i gibi bir şey oluyor. Böyle şatafatlı, pırıl pırıl görüntüler, şık mizansenler. Fakat duygu... Yani hayır, o da şöyle bir şey. Tam tersine duyguyu çok fazla büyütüyor aslında. İşte o büyütmenin ama zararı dram bence var. Sahicilik ve gerçekçilik üzerine kurulu. Onunla ilgili bir çaba sarf etmiyor. Ama bak zaten orada ben Can Ulkay'ı da, Gürkan Tanyaş'ı da, senaryo yazarı Gürkan Tanyaş. Yani onların suçu demek istiyorum. Bir niyet var. Şimdi ben saf değilim. Hiçbirimiz saf değiliz. Yani burada bir niyet var. Bu niyet çok açık. Bu niyet seyirciye Ayla bir tür terapi gibi. Gitti insanlar ağladılar. Tamam mı? Yani ben Türkiye şu anda öyle bir yerde, öyle bir konumdayız ki, öyle bir durumdayız ki insanlar bazen filmlere gerçekten ya ağlamak için gidiyorlar. Yani ağlamak, bir şekilde arınmak için gidiyorlar ya da çok gülmek için gidiyorlar. Tamam mı? Böyle bir durumdayız. Şimdi böyle bir durumda sinemacılar gidip çok az iş yapan. Bakıyorsun sahici bir dram kim çekmiş? İşte en sahici dramı kim çekiyor? Ahlat Ağacı'yla, Nuri Bilge Ceylan. Kaç seyirciye ulaşıyor? Kaç da en son? Yani ulaşsa 300 bin ulaştı galiba kış uykusuyla. Şimdi bu varken ne yapıyor? Herkes giderek melodrama meylediyor. Ama ben diyorum ki ikisinin arasında bir şey bulunmalı. Sanırım sen de diyorsun. Bunu söylemeye yani çalışıyorum zaten. Oradan biz biraz daha yani drama, inandırıcı, gerçekçi drama yaklaşmalıyız. Yani bunu başarmalıyız. Yoksa hep burada gidersin seyirci de bir noktadan sonra seyirci de bunlar çalışmayabilir. Tamam bu filmde de hikayenin sonlarına doğru ben seyircinin çok etkileneceğini, ağlayacağını, duygusal olarak evet etkileneceğini, etkisine kapılacağını ve filmin de iş yapacağını düşünüyorum. Ama burada işte bir an önce belki hani yanlış anlaşılır mı? Ben bir suçlama adına söylemiyorum. Hani yani ya da başarısızlık, başarı gibi söylemiyorum. Ama işte o duyguyu çok yükseltmek, müzikle birlikte yani fazlalaştırmak bazen ters tepiyor. Yani bir şey olmuyor. Tamam anladık böyle bir şey. Tıpkı o Pearl Harbor'da vardı. İşte uçaklar geliyor, o kadar havalı kadrajlar falan filan. Ama hiç karakterlerle bir şey kuramıyorsun. Seni bir yere ya, götürmüyor yani. Diyelim kurduk. Ben Ali Atay'ın karakteri. Erken o kadar iyi oynuyorlar ki kuruyorsun. Ama onları çevrilen dünyaya yani inanamıyorum ya. Yani öyle tuhaf bir durum var. Bu filmde de öyle bir tuhaf durum var. Çünkü hakikaten belki de Gürkan Tanyaş en büyük emeğini bu iki karakteri yazmaya vermiş. Tamam mı? Gerçekten iyi bir arkadaşlıkları var vesaire. Hakikaten onların o köşeye sıkışmışlıklarını çok iyi anlatıyor İngiliz subay yüzünden. Fakat onları çevrilen dünyada orada mesela işte onun bir lal bir kızla olan ilişkisi. Onu diyorsun ki o işte tam da konmuş oraya, duygusal bir olay olsun. Bir tane çırak var, Türkleri çok sevdiği için şeye gitmek istemiyor. Çanakkale Savaşı'na yazılmak istemiyor. Şimdi onlar
Ya bu gerçekçi ki karakterin çevresindeki dünya inandırıcı değil bu sefer de. Ve yani kötü karakteri de hani daha ne kadar kötü yapabiliriz diye yani evi bastırıp hani ups yani ulan. Spoiler veriyoruz. Gerçekten yani, Erol Taş'ı da geçiyor yani. İnanılmaz Erol Taş onun yanında melek yani, ya. Evet, melek kalıyor yani. Ya gerçekten yani. Bir karakter. Will Thorpe'un oynadığı. Hayır, bir de kötülüğü de şöyle bir şey. Evet, general yani, ondan kötü falan. Öyle bir şey. Kötülüğü de şöyle bir şey oldu yani. Hani kazara ups ulan olmayacaktı ama oldu anın evet, falan evet. Böyle bir durum oldu hani evet, ya kötü yaparsın ya, hiç şey yapar. Bir dramın kalitesi kötü adamın yani kötü adamın niteliğiyle ilişkilidir. Burada kötü adam tamamen şeytansı bir kötü adam. Yani tek görevi var iki halkı birbirine düşürmek. Karşı çıkan herkesi Avustralya olsun, Türk olsun onları ortadan kaldırmak falan. Çok tipik bir kötü adam, onun da inandırıcılığı yok. Çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Yani bilmiyorum tabii şey yapmak da. Ya neden o karakterleri biz bir ortak dilde konuşturmuyoruz? Ya yani, birisi Üsküp Türkçe konuşuyor, öbürü İngilizcesiyle karşılık veriyor falan. Ya ben kendi adıma çok yabancılaşıyorum yani. Çocuklar yine en azından İngilizce konuşuyorlar falan. O meseleyi biraz işte, daha biraz yabancı. Şey yapmışlar da ben hani, o konuda çok garip şeyler, Hollywood bile çok garip şeyler yaptığı için bir anda yani. Aynen, evet. Yani dünyanın alakasız bir ülkesinde İngilizce konuşmaya başladığı için. Ben yine orada bu konuda iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Yani subayın Türkçe bilmesi falan gibi meseleleri de idare ederiz, çok rahat ederiz. Çünkü en azından Türkçe konuşanlar ve İngilizce konuşanlar var. Bu arada şeylerin İngilizcesi gerçekten çok komik. Yani onlar da çok hoşlanıyor. Çok kitap gibi, hani oyuncu gibi konuşmuyorlar yani. Evet. Ya ama hayır, Erkan Kolçak Gösterdi'nin karakterinin İngilizcesi. Ondan da iyi bir komedi sağlıyorlar yani. Hayır, yani özellikle o et sattıkları sahne gerçekten çok hoş bir sahneydi yani komiklik olarak. Evet. Onlarla birlikte seyircinin filme çok ısınacağını düşünüyorum. Yani o komediyle dramı ve sonlara doğru giderek duygusallık. Böyle seyircinin seveceği bir film olacağını düşünüyorum ama ben kendi adıma hakikaten benim beklediğim sinema bu değil. Yani daha güçlü dramlar, daha inandırıcı, işte, sadece yani, dramlar bekliyorum. Ben Mustafa Uslu'dan... ya çok boş bir alana buldular. Oraya evet. Ayaklarını basıyorlar, oraya işler yapıyorlar. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok, yapsınlar da. Yani evet, ayağa gerçeğe basan öyküler anlatmak, o öykülere hakkını vererek anlatmanın bence sinemamızın açısından bir faydası da var. Ama burada tercih ettiğim ya da tercih demeyeyim de yani benim beklediğim şey bizim için Şampiyon'daki o Bolt Pilot'ın hikayesi. Evet, işte orada onun yani o Bolt dengeyi bulan bir film o. İşte Bolt hani Pilot. Bu gerçek öykü şeyde çıtayı bir tık yukarı koyan bir öyküydü. Yani İnandırıcı ve sahici olabiliyordu. Yani evet. İşte. O çok evet. Burada çok fazla işte o şey olduğu için ya bir ara ya Yahşi Batı gibiydi ya. Bazı yerler. Yani hani bu kadar gerçek bir yer. Hani... Bir taraftan komedi yapıyorlar. Bir taraftan da o da var. Yani komedide kabul edilebilecek bir takım durumlar olabilir. Mesela sen o kadın hareketini bir komedi filminde kabul edebilirsin. Ama kesinlikle. Bu kadar şey dramatik bir filmde kabul edemiyorsun yani. Hakikaten. Oradaki yani komedi filminde bazı inandırıcı olmayan, tarihe uymayan meseleler kabul edilebilir. Ama çalışır da yani evet. Filmi de bir yere taşır, ama mizahı da bir yere taşır komedi ama. Komedi burada sadece o iki karakterin o toplumdaki çelişkilerinden oluşan bir şey. Yoksa yani filmin kendisi son derece dramatik bir film. Ve finali itibariyle. Bir şey daha, gerçek bir öykü anlatıyorsak, yani biz gerçek bir yerden aldık diyorsak, iyi kötü belli bir çizgide, tabii ki ufak tefek şeyler olacaktır, eklemeler, o dramanın çatıyı kurarken bazı şeyleri ekleyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama ne işi vardı aborjinlerin orada yani? İşte o ittifaka çok iyi söyledin, onu unuttum. O ittifaka aborjinleri de ekliyorlar. Yani bak bunlara da zulmettiler. Evet. Bunlar aborjinleri yani de kestiler. Çok müthiş bir şey hakikaten. Orada hani bak işte tam komedi filminde olsa bu ittifak anlarım. Ya... Kadın hareketi var. Feminist hareket var. Savaş karşıtı hareket var. Aborjinliler var, tamam mı? Aşure. Aşure her şey var yani. Hepsi birlikte bir böyle bir ittifak oluşturuyorlar ve Türkler de bu ittifakın içindeler, tamam mı? Oranın azınlıkları olarak. Hani aborjinlere kadar gidip işte mizah dediğin gibi yani Alatay'ın hani doğru düzgün İngilizce konuşamayıp da aborjin şeyiyle bir de dostluğu var adamı yani tanıyor, çok iyi adam ve bütün hikayelerini öğrenmiş, bunlar evet, buraya evet. Gelmiş bilmem ne yapmışlar. Bak gülüyoruz, tamam mı? Tabii canım. Ama bu film bizi güldürmeye hedefleyen bir film değil. Ya belki finaldeki o meseleyi tümüyle çıkarıp
Savaşı mavaşı tümüyle çıkarıp hatta o bildiğimiz klasik olaydan tümüyle kopup sadece oradan bir esinlenip o iki Afgan'ın hikayesini esinlenip bambaşka gerçeklikle tümüyle ilgili bir komedi olsa çekilseymiş ve aynı şekilde yine Çanakkale Savaşı da zihinde olsaymış hiç bence fena bir sonuç çıkmazmış ama sen finale geliyorsun ve finalde filmi yükseltmeye çalışıyorsun duygusu olarak yükseltiyorsun da ama inandırıcılık kalmıyor. Bir masal ya masal. Biz hakikaten bak masalı geçirmiyoruz. Şimdi masal formatı bunu sen işte Ertem Eğilmez aile filmlerinde masal formatının içinden çok iyi şeyler çıkarmayı başardı. Hakikaten bu kolay değildir yani bu çok çabuk tüketilir. Seyirci bunu çok çabuk tüketilir. Ama bu çok kalıcı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da öyle. Biz masalın içindeyse, bir masalın içindeyse burada da öyle. Yani aile de öyleydi biraz. Burada da Türk işi dondurmada da içindeyiz. Sanırım işte biraz önce söylediğin gibi hani aborjini de koyayım, kadın hareketi de koyayım, işte ırkçılık da olsun, savaş karşıtlığı da olsun, duyguyu da basayım, milliyetçilik de olsun. Yani böyle bir sürü farklı şeyi bir araya toplamaya çalışınca biraz sen şeyi kaçırıyorsun yani ipin ucunu, bir direği, omurgası kalmıyor filmin. Aynen, bu da bir sıkıntı film için. Sanırım asıl başarı bundan sonraki projelerinde ben hani bir tavsiye, ya vazgeçebildiğiniz şeyler aslında filminizi büyütecek. Aborjin kimin aklına geldiyse birinin şunu demesi lazım. Ya çok güzel fikir de biz bunu başka bir şeyde kullanırız. Yani ne gereği var şimdi biz aborjin falan soktuk buraya. Yani seyircinin algısını dağıtıyoruz. Yani niye böyle bir şeye girdik? O dediğin şey mesela hani kasabadaki bu ikisine yapılan o milli ırkçı baskıyı biraz daha altını çizerek, daha doldurarak bunu verdikten sonra finale onları götürmek daha kolay olabilir. Ama o bile o kadar zayıftı ki yani kasabanın tamamında böyle bir şey yok. 3-5 tane kendini bilmez serseri bunlara karşı bir şey. Oysa kasabada daha çok yandaşları var yani kadınlar savaşa gitmesin çocuklar diyor, Türklerle dostuz diyor, bir sıkıntı yok gibi gösteriyorlar. Sonra iş o kadar büyüdü ki yani. Yani bunu bir karar vermek lazım. Bazı şeylerden vazgeçip bazı şeylerin altını çizselermiş bir tık daha ileride olabilirmiş yani. Evet katılıyorum sana. Ben şeyi de kabul ediyorum hani güzel öyküler buluyorlar. Hani güzel şey işte Ayla'da buldukları öykü. Bu kendi içinde sağlam bir öykü. Müslüm'ü zaten söylemeye gerek yok. Şimdi Dumlu Pınar yapıyorlarmış. Evet çok trajik bizim tarihimizde önemli bir öykü. Umarım biraz daha dikkat ederler. Prodüksiyona çok dikkat ettiklerini biliyorum. Öyküye ve şeye. Sadece hani biz bir şey yapalım da seyirci gelsinden çıkarsak zaten siz iyi bir şey yapınca seyirci geliyor. Gelir de zaten. Evet ben de yani bu tarz böyle büyük prodüksiyonları hep severim, söylerim. Büyük anlatıları severim. Bu tarz filmleri severim. Ben hakikaten bu tarz filmlerin yanında olmak da istiyorum bir taraftan. Çünkü çok geniş bir seyirci kitlesini bir araya getirmesi açısından her açıdan. Ama dediğim gibi buradaki bunu çok inandırıcı ve sahici bulmadığımı söylemek istiyorum. Biz yani bütün bu söylediklerimiz de herhalde daha iyi olsun. Çünkü yani hani evet. O sanat işte Nuri Bilge Ceylan'la komedi filmleri arasında gidip gelmesin. Evet. Yani Türkiye'de sinema. Bu aradaki şeyler de büyüsün diye söylüyoruz yani. Aynen, bu sadece bir sana. Biraz ıskalanmış bir şey olmuş. Umarım bir dahakine daha iyi bir şey olur. Daha iyi. Yani biz hani yoksa dondurmayla bir alıp veremediğim yok ya. Ben yani bayılırım dondurmaya da evet. Bu pek olmamış. Bu dondurma biraz olmamış. Evet. Bir dahakine artık. Görüşmek üzere.